Merhabalar, ARM programının video serisinin 3. videosu. Bu videoda daha interaktif bir video çekmeye çalışacağım. Bu videoyu daha önce 6 defa çektim. Yani artık bu konuyu anlatmaktan bıktım ama her seferinde sabahladım. Bir şeyi yanlış yapıyorum. Video 6. dakikadan sonra sesi bozuk çıkmaya başlıyor. O yüzden bu sefer umut ediyorum ki düzgün olsun. Bıktım yani artık şunu anlatıp çıkacağım. Önümüzdeki kart ST firmasının ürettiği ve benim 3-4 aydır üzerinde çalıştığım bir kart. Yeni başlayacak olanlar da ARM üzerinde gelişmek isteyenler de bu kartı kullansın tavsiye ederim. Adını tam söyleyeyim STM32F4 Discovery Development Board. Zaten STM32F4 yazdığınız zaman direkt bunu görürsünüz. Kartı bir tanıyalım önce. Biraz zoom yaptırsam mı? Ya kameranın çözünürlüğü çok yetersiz kaldı ama değil mi? Neyse. Şurada gördüğümüz parça STM32F407VG işlemcisi. Bu işlemci denetleyici demem daha doğru. İşlemci değil bu. Şuradaki 8 MHz'lik kristal sinyali alıyor. Ama ARM mimarisinde üretildiğinden kaynaklı PLL kaynakları çok kuvvetli. PLL yaparak 8 MHz'deki kristali 168 MHz olarak kullanıyor. Bu bölge, şu gördüğünüz kısım main area, yani main processor'ın yönettiği bölüm. Şu ise ST-Link'in bunu programlamak için üzerine koyduğu STM32F103C entegresi. Bu Cortex M3 serisinden, bu Cortex M4 serisinden. Üstünü kalemle boyuyorum sürekli. Buradaki USB direkt bilgisayara bağlanıp çalışmamızı sağlayacak olan USB girişi. Buradaki bunun bağlandığı USB host ya da USB device olarak çalışmasını sağlayan bağlantı girişi. Bunların ne tür bağlantılar olduğunu da göstereyim. Şuradaki çok güzel düşünmüşler. Samsung'un şu andaki de kullandığı micro USB tipi. Bu zaten Samsung'un orijinal kablosu. Öbür uç şu. Kameraya yakınlaşayım. Birazcık daha şeye göre, şunu da kıyaslayarak göstereyim. Şu taraf, şu tuttuğum Samsung'un orijinali şey serisi, Galaxy serisi ürünü. Yanındaki de cihazın çalışmasını sağlayacak olan USB. Buna sahip olduğunuz zaman çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunun üzerinde başka neler var? Şurada gördüğünüz siyah parça gyro sensörü. Kalem ucuna bakarsanız şuradaki 4 nokta LED. Ben bence şunu zoom'unu kapatmalıyım ya. Kapatabilirim de. Şu an kapattım. Elimizle yakınlaşalım. Ya da şöyle biraz daha bu cihazı yakınlaştıralım. Şimdi zoom yapsam. Sanırım daha iyi sonuç oldu. Bunu daha önce affetmeliydi. Şu yukarıda görünen led, yani nasıl diyeyim, işlemci ile gyro sensör arasında kalan led D12, denizli 12 ayağına bağlı. D13, D14, D15 ayaklarına bağlı. Buradaki buton, siyah olan buton main işlemcinin reset butonu. Ve buradaki mavi butonsa main işlemcinin A0 bacağına bağlanmış genel amaçlı bir buton. Ek bilgi olması amacıyla şu an boşta dururken pull down yapılmış, yani ground'da. Pull down olayını birkaç sonraki videoda GPIO özelliğini anlatırken, General Purpose Input Output, onu anlatırken ne olduğunu anlatacağım. Burada gördüğünüz Cirrus işlemci, ses işlemcisi, 3.5 mm jack'ı kontrol etmek amacıyla kullanılmış ve direkt bunun seri iletişim bacağına bağlanmış bir işlemci. Yanındaki ise mikrofon. Mikrofon verisi direkt bununla alındığı gibi bununla da alabilirsiniz. Çok başarılı bir mikrofon. Bu mikrofonu Samsung da kullanıyor telefonlarda. Onun dışında başka anlatabileceğimiz ne var? Şuradaki led cihaz çalışır çalışmaz aktif olan debug led'i. Kırmızı ve yeşil, içinde dahili iki tane rengi var.
Debug durumu başladığı zaman kırmızı yeşil ard arda yanmaya başlar. Program attığınız sırada bu gerçekleşir. Normaldeyken kırmızı yanar. Şuradaki küçük led PWR yazıyor. Power LED'i. Şurada iki tane LED var. Bunlar da USB protokolü için ve bir tanesi de seri iletişim için konulmuş. Cihaza ilk bir elektrik verelim. Şu an üzerinde şu ledleri aktif etmesini yazan bir program yazmış olsaydım bunları da aktif olarak göreceksiniz. Cihazı satın aldığınızda bunda default program olarak şuradaki ledlerle bir şeyler yapılmış. Düğmeye basıyorsunuz tersine yanıyor, düğmeye basıyorsunuz hızlanıyor falan. Öyle tuhaf tuhaf şeyler yapılmış. Bu ürünü Türkiye'de 100 lira gibi fahiş bir rakama bulursunuz. Çin'de 18 dolar, 20 dolar. Elimdeki ürün Çin'den geldi. Firmayı vermem doğru olur mu? Yani sanki retürk kısıtlaması var. AliExpress'ten aldım. 3 hafta bekledim. 18 dolar mı vermiştim? 20 dolar vermiştim. Ama benim verdiğim sırada 2.61'di doların kuru. Şu an 2.90'larda mıyız? Ya belki birazcık daha düşmüştür bilmiyorum. O civarlarda biraz yükseğiz. Ama 18 dolara bir firma paylaştı. Bence hiç kaçırmadan alın. 18 dolar böyle bir işlemci için harika. Yani şu sıralarda mesela şunu koyayım şuraya. Pik. Kim bu? 4550. Ya bu bile 25-30 lira. Şu işlemci olsun yani o kadar. Basit bir pike bile o kadar para veriyorum. Eğer bunu alacaksanız Çin'den sipariş ettiyseniz şu parçayı da sipariş etmenizi tavsiye ederim. Yani süper tavsiye ederim. Yani alın yani bunu mutlaka alın. Bu ne? USB TTL Converter. Üzerinde PL2303 entegresi var. Bu entegre USB protokolüyle aldığı bilgiyi RS-232 protokolüne dönüştürür. Üzerinde 3 tane LED var. Bir tanesi PWR Power. Diğeri TX, diğeri RX ayakları. Arkasına bakarsak 3.3 volt çıkış, 5 volt çıkış, TX ve RX çıkışları var. Ve lojik dengeçinde ground konulmuş. Çoğunlukla ben sadece 2 tane bacağını kullanıyorum. Çoğu projede de iki bacağını kullanarak birkaç deneme yapacağız. Bunu da Çin'den 1 dolar almıştım. Türkiye fiyatı 5-10 lira falandır galiba. Ne kadar olabilir ki daha fazla? Şuralarda bir yerde. Bunu niye gösteriyorum bilmiyorum. Elimdeydi göstereyim. NPU 6050 entegresini barındıran, piyasada en çok bulunan gyro ve akselerometre sensörü. Pozisyon algılar. I2RC iletişimini mi kullanıyordu bu? Bakalım. Evet. I2RC iletişimini kullanıyor. IKRC. Bu iletişim protokolünü bunu aldığımız verilerle denetleriz. Yani önümüzdeki çalışmalarda. Bu tür şeylere sahip olmanızı tavsiye ederim. Ama şu an için öncelikli olan şu ikisine sahip olun. Mutlaka bunlara sahip olun. Yani zaten geliştirecekseniz buna sahip olmanız lazım. Bu kutuyu da gösterisim geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşım yaptı benim için. Bu da çok başarılı bir şey. Şu ekran Çin'den 12 dolara mı almıştım? Evet, 12 dolara almıştım. SD 1289 işlemci mi diyeyim? FPGA mimarili bir denetleyicisi var üzerinde. Arkasındaki konvertörünü kendim yaptım. Bunu buraya takarız. Taktıktan sonra üzerinde 240'a 320 görüntü oynamaya başlar. Tabi uygun programı yazılırsa. İleriki videolarda bunu çalıştırmanın da nasıl olduğunu anlatacağım. Yani bu tür şeylere sahip olmanızı tavsiye ederim. Şu an elimizde kaç parça var? 4 tane parça. Şu ürün 1 dolar bile yok. 1 dolar, 1 dolar, 20 dolar, 12 dolar kaç etti ya? Yani para değil yani bunlar. Alabiliyorsak alalım. Çünkü bunun üzerine bayağı çalışacağız. Elinizde jumper da olmasını tavsiye ederim. Daha çok dişi dişi kullanıyorum. Bir sonraki videoda GPIO, General Purpose Input Output olayını anlatacağım. Bundan sonraki videolar biraz daha teknik üzerine gidecek ve uzun uzun derin derin anlatacağım hepsini. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadar. Umarım faydaları olur. Kısa süre içerisinde feedback yapmanızı tavsiye ederim. Yani
Ağır mı anlatıyorum, hafif mi anlatıyorum? Bu tür feedbackleri yapın ki ben de ona göre kendimi size senkron etmeye çalışayım. Bu video için bu kadar yeterli sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.